Sakin ol şampiyon. Altı üstü yola çıkacağız yani. Nasıl olacak abi bu iş? Hanımlar beyler, herkese merhaba. Yepyeni bir video, hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Her şey yolundadır. Şarkı sözü gibi oldu. Güneş yerinde, her şey yolunda. Bugün biraz yağmur yağdı, ıslandık. Bayağı da yani. Sabahtan beri yağmur yağıyor. İlk başta ıslanmayız dedik de sonradan güzel ıslattı yani. Ne kadar giyinirsen giyin, bir süre sonra üstündeki bu su geçirmez kıyafetler su geçirmeye başlıyor. Bu iş böyle yani. Ya zaten bu işte, bak çok harbi söylüyorum, ne yağmur ne kar, belki düşmek bile hani beni çok rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden tek şey abi bu şehrin bir anlamsız trafiği. Yanar mı? Yanar mı? Bugün yanar mı ya acaba? Biz de gidebilir miyiz abi bir gün? Ha? O yeşili biz de görebilir miyiz bir gün yani? Niye? Yanması lazım ya şimdiye kadar. Yine yayalara yandı. Çünkü tramvay geçecek abi. Var mı başka şehirde bilmiyorum. Bu şehirde tramvayların böyle bir geçiş önceliği var yani. Antalya'da yok. Ben Antalya'da tramvayları böyle birkaç sefer kırmızıda beklerken gördüm. Mesela şimdi yeşil yanacaktı, yanmadı bize. Çünkü tramvay geçiyor. Çünkü tramvayın geçiş önceliği var. Evet. Çok saçma yani. Şimdi yandı. Bu arada yayalara karşı da geçiş önceliği var. Mesela yani yayalar her şeye kırmızı yanıyor tramvay geçsin diye. Neyse arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi kanalımız yeni bir kanal. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizinle böyle hani bu meslekteki zorlukları, kolaylıkları paylaşıyoruz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Biraz emek harcıyoruz tabi. Bu emeklerin karşılığı olarak izliyorsanız, beğeniyorsanız, kanala abone olursanız eğer gerçekten beni çok mutlu edersiniz ve bana destek olmuş olursunuz. Reklamı da yaptıktan sonra konumuza geri dönebiliriz. Evet, ne diyorduk? Yağmurda çalışıyoruz arkadaşlar. Yağmurda, karda, çamurda çalışıyoruz. Ya bunlar öyle bir şey değil yani. Hani bu işin, her işin bir zorluğu vardır. Bu işin zorluğu da bu. Zaten biz bu işi bu şartları bilerek yapıyoruz. Yağmurda maalesef, yağmur yağarken çekim yapamıyorum çünkü bu abi yani çok saçma. Saçma değil aslında da, keşke buna da bir çözüm bulsalarmış. Media mod var GoPro'da ve bu su geçiren bir zımbırtı. Keşke su geçirmeseymiş. Yok muymuş bunun çözümü yani, bilmiyorum. Su geçiriyormuş. Bazıları yağmurda kullanabilirsiniz falan demiş ama tabii öyle bir garanti yok. GoPro su geçiriyor diyorsa su geçiriyordur abi. O sebepten dolayı yağmur yağarken maalesef video çekemedim. O yüzden size yağmur sonrası bir video çekeyim dedim. Hemen de güneş açtı zaten yağmurdan sonra. Bayağı bundan bir saat önce üşüyorduk. Şimdi sıcak oldu hava birden. Buradan sağa döneceğiz. Buralara çok gelmiyoruz arkadaşlar. Buralara... Ama yani olmaz ki taksici abi, ben dönecektim. Ne yapar ki acaba? Bakıyor mu acaba etrafına ya? Ha? Bakıyor mudur? Sence bakıyor mudur yani? Bence bakmıyordur. Buralara çok gelmiyoruz arkadaşlar. Buralarda çok gezmiyoruz. Biraz dedim size Eskişehir'in bu tarafını da gösterelim. Hem ben de bayağıdır gelmiyordum, hem biraz gezmiş oldum. Odun pazarında dolaşıyoruz. Böyle bilmeyenler için burası odun pazarı. Biz hep gördüğümüz için alışıyoruz ama böyle burada hep cumbalı evler var. Bu neyin meşhur? Safranbolu'da meşhurdu bunlar. Bayağı tarihi eski evler bunlar yani. Evet. Çok eski evler. Şimdi ne kadar eski bilmiyorum ama bayağı eski. Zaten mahalle de çok eski. Buradaki yerleşim eski bir yerleşim. Böyle gördüğün gibi buralarda çoğu böyle işte konak otel. Çoğu böyle işletme olarak hayatına devam ediyor bu yapıların ama çoğunda da
oturan var bayağı, bildiğin hani ev yani. Eskiden çok bakımsızdı bu evler. Sonra belediye bunları şey yaptı. Böyle kültürü korumak adına sanırım hani mülk sahiplerinden herhangi bir ücret almadan restore etti. Gayet güzel oldu. Burası benim bayağı sevdiğim bir sokaktır yani. Hem manitayla yürümelik sokaklar buralar. Bu havalarda. Aynen. Varsa alın gelin yani. Turlar geliyor buraya. Garip bir şekilde. Diyorum ya, biz hani burada yaşadığımız için herhalde bize çok şey gelmiyor. Enteresan gelmiyor ama böyle turlar geliyor. Burada insanlar geziyor bu evleri görmek için. Güzel tabii yani. Hani enteresan gelmiyor dedim. Güzel gelmiyor değil. Gayet benim hoşuma giden bir yer burası. Eskişehir'in zaten merkezinde gezilebilecek çok az yer var abi. Yani eğer Eskişehir'e gelirsen, 3 gün geçirmişsen abi, bin otobüse geri dön geldiğin yere. Çünkü sıkılırsın. Hakikaten sıkılırsın yani. Çünkü merkezde çok fazla gezecek yok. Çevresinde bayağı doğal güzellik var bu arada. Şelaleler, göller, işte akarsular falan, bayağı bir şey var. Ama geldiysen eğlenirsin. Bu işte bu odun pazarı tarafına gelirsin falan, gezersin. Sonra biter o iş. Sıkılmaya başlarsın. Çünkü küçük, konsantre bir şehir yani burası. Böyle gezip görebileceğin her şey tek bir yerde. Konsantre bir şehir. O yüzden çok çabuk bitiyor yani. 3 günde bütün her yeri gezip görebiliyorsun. Buralar falan çok güzel yerler bu arada. İşte dedim ya, manitanı al gel, bak adam oturmuş sandalye masayı koymuş takılıyor. Ama eğer böyle hani kendi aracınla gelirsen veya işte seyahat etme imkanın fazlaysa, bir araç varsa, böyle Eskişehir'in çevresinde çok güzel yerler var. Harbiden böyle doğaya doyarsın yani. Böyle işte abi, burası Şelale Park. Eskiden, çok eskiden böyle bir park yoktu. Burası bayağı yeşillikti. Hani içinde böyle girip oturabileceğin yerler yoktu. O zaman da güzeldi, şimdi de güzel. Buraya geliyorsun böyle abi. Şöyle bir bakıyorsun. Aa, bu kadar işte Eskişehir. Güzel ama, değil mi? Ben seviyorum abi. Tam olarak bu kadar değil tabii, dolaşıyor etrafında. Bu yani. Bizim mekan. Çok gelirdik buralara. Bayağıdır gelmiyordum ama. Yani şu manzarayı bayağıdır görmüyordum. Hele ki yağmurdan sonra yani, böyle bir bulutlar, hava biraz serin. Bunaltmadan böyle bir Eskişehir manzarası görebiliyorsun. Manzara dedim de binalar işte yani. Gece güzel oluyor burası. Işık ışık yani. Manzara denir mi buna? Ben bilmiyorum. Hani manzara dendiği için manzara diyorum. Manzara tanımı benim için çünkü böyle bir şey değil yani. Daha farklı. Şu an göstermek isterdim ama gösteremeyeceğim. O yüzden abi bak, şimdi bak. Yine bir reklam geliyor. Hazır mısın? Gösteremeyeceğim için bu manzarayı şu an, daha sonra gösterebilmem için kardeşim, kanala abone olursan eğer, hem sen görürsün hem de ben görürüm. Çok güzel yerler gezeriz. Haberin olsun. Neyse, bir videoda iki tane abone ol şeyi bence yeterli. Manzara tanımı benim için daha başka yani. Böyle hani Likya yolunu bilir misiniz ya? Likya yolunu bilir misiniz? O Likya yolunda böyle tepelere çıkarsın abi yürüyerek. Bir tırmanırsın ama 800-900 metre tırmanırsın yani. O kadar tırmanır mısın? Abartmış olabilirim. Belki 300 metre tırmanırsın. Aşağıya bir bakarsın. Ulan dersin ki bu ne ya? Bu ne dersin? Cennetin fragmanı yani. Harbiden bak. Eskiden mesela bu yolun devamı vardı. Şimdi kapatmışlar, bir şey olmuş. Baksana. Ne olmuş oğlum? Niye böyle bir şey yaptınız buraya sanki? Şuraya kadar gitsek ne olacaktı yani? De herhalde otopark orası. Böyle Eskişehir'e yukarıdan bakıyorsun buraya gelip. Toki var. Bunlar Toki abi. Şuraya geceleri bak, tam şu azıcık ilerleyelim. Buraya geliyorsun abi gece arabanla. Özellikle arabanın tofaş olması tercih sebebi. Buraya geliyorsun. Burada bayağı ışıl ışıl gece Toki barda takılıyorsun, gidiyorsun. Ama bunlar da Toki işte. Gece kondu hep buralar ya. Eski mahalleler yani. Böyle derinine insek motorumuzu alırlar. İnmeyelim o yüzden de. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok. Motoru kimse almaz da. Bu Eskişehir'de çok öyle şey yok. Habersizken çalarlar. Altında almazlar. Neyse, şu manzarayı gördüysek ben geri dönüyorum abi artık. Tamam, yeter. Bunu göstermek istedim yani. Başka bir amacım yoktu. Öyle çok da
Bir şey yok burada işte. Abi çok motor çalıyorlar. Bak biraz önce aklıma gelen konudan devam edeyim ben. Hakikaten yani adam, bir abimiz var. Dün önceki gün karşılaştık. Kapısının önüne motoru bayağı kilitliyor yani. Direksiyon kilidini kilitliyor. Bir de zincir var adamın şeyinde, motorunda. Zincirle kilitliyor. Arka tekerden direğe bağlıyor. Adamlar gelmişler. Demir makasıyla kesip gitmişler abi yani. Ve buna bir türlü önlem alınamadı. Var mıdır çevrenizde bilmiyorum. Benim çevremde çok fazla var motoru çalınan insan. Gerçekten yani. Böyle iki tane motoru çalınan arkadaşım var benim. Apartmanın içine giriyor adamlar. Garajı yok, apartmana koymuş. Daha nereye koysun adam? Evine mi soksun be kardeşim ya? Adamın apartmanın içinden bile şeyi almışlar yani. Motorunu alıp gitmişler. O yüzden arkadaşlar motorlarınızı dışarıda bırakmayın. Ben bazen arkadaşlarımda kalıyorum. Otopark garajı yoksa gidiyorum bir AVM'nin otoparkına bırakıyorum. Yoksa gidiyorum parasını verip otoparka bırakıyorum. Yani gerek yok. En kötü zarar verirler yani. O yüzden abi motorunuzu dışarıda bırakmayın. Her zaman garajda koyun. Sonra ağlarsınız yani. Sonra arazide yön tayini. Valla bu işler böyle. Dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Motor işi hep tehlikeli ya. Lan trafikte kimse yol vermez, değil mi? Park edersin çalınır. Yağmur yağar ıslanırsın. Vay aman. Güzel bir şey arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Böyle yani küçük bir motorunuz olsun. Şehir içinde bir iki tur atın. Hani binmediyseniz, sevmiyorsanız. Seveceğinizden eminim. Alın deneyin yani. Güzel makineler bunlar. Biraz özgürlüğün tadını çıkarırsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.